Hepinize merhaba değerli dostlar. Carlos'a giriş yapmış bulunuyoruz. Şöyle hemen bizleri burada konteynerler, çadırlar karşılıyor. Burada bir yapı vardı, yıkılmış. Hemen şu taş binanın olduğu yerde de bir yapı vardı. Belediyeye ait bir tesis, spor tesisiydi. O da yıkılmış. Enkazı kaldırılmış. Şu gördüğünüz küçük tin house dedikleri evler, bu yeni yapılmış bu ev. Buralarda çok büyük bir yıkım yok Karaksi'de. Eski yapılar, bazı evler yıkılmış. Tamamı değil tabi. Aralarda yıkılanlar var. Genelde köy evlerinin bahçesine bu şekilde AFAD tarafından konteyner, şu gördüğünüz şekilde çadırlar gönderilmiş. Bakın şurada yıkılan bir yer var. Eski yapı, ağaçların arkası. Hemen karşıda yine bir konteyner. Evi hasarlı olanlara konteyner veriliyor bahçesine. Tabi alanlar oluyor, alamayanlar oluyor. Buradaki vatandaşlar genelde bunu muhtarın organize ettiğini söylüyorlar. Kimisi memnun, kimisi şikayetçi. Yollar bu arada çok iyi olduğu söylenemez. Önceden de zaten çok iyi değildi ama depremden sonra tam kötü olmuş. Çünkü çok sayıda kamyon girip çıkıyor buraya. Şu gördüğünüz duvar depremden sonra yapılmış. Bakın karşıda bir tane cam bina var. Hemen yakınlaştıracağım size. Cam binanın perde duvarları tamamen yıkılmış. Muhtemelen az hasarlıdır. Köyün içinde devam ediyoruz. Yine bahçede çadır ve konteynerler. Evi sağlam olmayanlar genelde. Bakın şurada yine aynı şekilde. Konteyner bahçenin içerisinde. Yol bu arada çok kötü. Dolayısıyla kameramız sallanabiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle aşağılarda hep çadırlar var, onu da göstereyim size. Şurada yine bir konteyner var. Bakın bu evde herhangi bir hasar gözükmüyor. Yine konteynerlar, mobil tuvaletler, lavabolar. Hatay'ın en az hasar alan mahallelerinden biri Karaksi Mahallesi. Yani yeni ismiyle Carlos'u Mahallesi. Şurada bir yapı var yıkılmış durumda. Muhtemelen ağır hasarlıdır ya da itiraz edilmiş olabilir. Az hasarlıya döndürülmüş olabilir. Bakın şu karşıda yine bir ev var. Hasarlı diyor. Duvarlar yıkık. Köprüsü. Burada şu alt kat yeni yapılmış. Şu gördüğünüz alt kat. Şu taşlar devrilmiş. Duvarlar. Karşıda cami, bazı yerleri yıkık. Şu
Şu evde de bir sorun yok. Şu evde de gözükmüyor. Genel olarak evlerin durumu burada iyi. Çok eski olanlar biraz daha sıkıntılı. Değerli dostlar. Şimdi Karlısu göletine doğru gideceğiz. Bir göletten de bir video alalım. Geçmiş videolarınıza bakın. Binanın çatısına iki tane çadır konmuş durumda. Şuradaki yapı sökülmüş. Şurası da ufak bir köprü yine. Dere var altında. Konteynerler konulmuş. Hep bahçelere çadır konulmuş. Bakalım. Çadırın içine araba park yeri yapmışlar. Bakın şu duvarlar da yeni örülmüş tekrardan. Değerli dostlar, gölette devam ediyoruz çekimlerimize. Karlısu göletindeyiz. Şöyle etrafı size göstereyim. Hemen şurada gördüğünüz önceden park olan yer şu anda bir konteyner alanı olmuş durumda. Şurada kafeterya vardı. Kafeteryada pek bir hasar yok, sadece üst çatısı basmış durumda. Bakın kenar korkuluk demirleri düşmüş ve üst çatısı basmış. Şuradan göstereyim size onu da. Burası da bu şekilde. Şimdi şu konteyner kentin hemen arka tarafı cadde. Şu caddenin devamı. Bugün burada bir silahlı çatışma olmuş. Bir cinayet işlenmiş. O yüzden jandarma o tarafa geçirmiyor. Yolu kapatmış. Yaya olarak geçebiliyoruz ama video çekmemize izin vermediği için sizlere bu tarafları gösteriyorum. Karlısu göleti şu anda bu şekilde. Burada da pek bir hasar yok. İşte şöyle yol biraz çatlamış, köprü yolu. Başka da bir durum yok dostlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.